Herkese merhabalar, ben Nur Alp Aydın ve yılın beklenen güncellemesi geldi çattı. Şimdi biliyorsunuz Clash of Clans her yıl başına yakın dönemlerde bir güncelleme çıkarır ve aslında bu kış temalı olur. Çok büyük bir güncelleme genelde olmaz, içinde ufak bir iki değişiklik, hediyeler vesaireler olur derken bu yıl Clash of Clans gerçekten büyük bir güncellemeyle karşımıza çıktı. Öncelikle yeni şeylerin detayına inmeden önce hemen şurada göreceğiniz üzere bir karavan var ve bu karavanın içerisinde de yeni yıl hediyelerini biraz daha farklı bir şekilde sunuyorlar. Üstüne tıkladığınızda bir dev görüyorsunuz ve klan oyunlarının başlamasına 13 saat var diyor. Güncelleme yayınlandıktan tamı tamına 24 saat sonra başlıyor. Şimdi klan oyunları nedir? Hatırlarsanız bu ekran yüzüne en son klan savaşları çıktığında görmüştük bu üçlü şeyi. Ki bundan yaklaşık 4 yıl 5 yıl falan önceydi diye tahmin ediyorum. Klan oyunları tamamen klan arkadaşlarınla beraber mücadeleleri tamamlamak ve puan kazanmak üzerinedir. Klan olarak ne kadar fazla puan toplarsanız oyunlar bitince ödüller de o kadar fazla olur. Klan arkadaşlarını dahil etmeyi unutma, daha fazla kişiye sahip olursan ödül kademelerinde yükselmek daha kolaydır diyor. Mücadelelerden biraz bahsedelim. Mücadeleler farklı alanlarda becerilerini sınayacak şekilde tasarlanmıştır. Bir mücadeleyi verilen bir süre içerisinde tamamlamak klan puanı kazandırır. Mücadelelerin zorlukları farklıdır. Bir mücadele sana göre fazla zor gözüküyorsa klan arkadaşlarından yardım iste. Bitiremeyeceğin bir mücadele alırsan onu bırakabilirsin. Fakat mücadeleyi bıraktığında yeni bir mücadele alabilmek için bir süre beklemek gerekeceğini unutma. Ve ödüllere gelelim. Ödüller çok daha acayip şeyler. Şimdi ödülleri dilerseniz öncelikle buradan göstereyim size. Büyülü öğeler. İşte ödüller bunlar. Büyülü öğeler yükseltmelerde yardımcı olmak, köyüne ve orduna çeşitli şeyler arttırmak gibi birçok konuda muhteşem güçler sağlar. Aynı anda her öğeden sadece sınırlı miktarda sahip olabilirsin. Mesela ilki savaş kitabı diye geçiyor. Verimli bir eğitim programıyla dolu büyülü kitap devam eden herhangi bir birlik yükseltmesini anında tamamlamak için kullanılabiliyor. Bunu dilerseniz kullanıyorsunuz, dilerseniz satabiliyorsunuz. Yani ekstradan gelir de elde edebiliyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi burada farklı farklı öğeler var. Bunların kimini ana köyde, kimini yan köyde de kullanabiliyorsunuz. Mesela diyor ki bilinmeyen büyücüler tarafından yazılan bu büyülü kitap devam eden herhangi bir büyü yükseltmesini anında tamamlamak için kullanılır. Asıl köyde kullanılır diyor gibi. Böyle farklı farklı her birinin ayrı bir özelliği var ve aslına bakarsanız buradaki amaç klan arkadaşlarıyla olan ilişkiyi biraz daha kuvvetlendirmek. Sanıyorum ki bu muhabbet artık kalıcı olarak burada bulunacak. Yani oyuna biraz daha farklı bir renk getirmek için yapılıyor. Sizce bu oyuna renk getirir mi? Anket kısmında şimdi katılın ve diğer yeniliklerden bahsederim. Şimdi klan oyunları. Tamam, bunu anladık. Diyor ki klanınızı toplayın ve klan oyunlarında birlikte ne kadar iyi çalışma yaptığınızı gösterin. Eyvallah. Büyülü öğeler bunların şeyleri işte. Hediyelerinden bir kısmı. Büyülü öğeler yükseltmelere yardımcı olmak, köylerde ve oyunlarda çeşitli şeyleri arttırmak için kullanılan bla bla bla. Geçiniz. Şimdi bir diğer olay da artık ne yapıyorlarsa barınma alanını 11. belediye seviyesinde yeni bir ordu kampı seviyesi eklendi. Böylece maksimum barınma aranı 260'a yükseldi. Vah arkadaş, 240'tı. Kahraman seviyeleri Barbar Kral ve Okçu Kraliçe artık 50. seviyeye kadar yükseltilebiliyor ki benimkiler gördüğünüz gibi henüz biraz düşükler. En yükseği 36. seviye, yani bayağı geride kaldığımı kabul ediyorum. Mod tespiti ve engellemesinde önemli geliştirmeler ki bu güzel bir şey. Çok sayıda denge değişikliği yapıldı. Düşük seviyeli golemler güçlendirildi ve düşük seviyelerdeki X yayının verdiği hasar azaltıldı. Evet, şimdi bizim o zaman bundan sonra geliştirmemiz gereken bir şu var. 9 milyonla birlikte 8'in seviye ordu kampına, 9'un seviye ordu kampına gidebiliyormuşuz. Bundan sonraki geliştirmelerimi ben bu yönde yapacağım. Şu aralar biraz duvar basıyordum aslında ama bu duvarlara biraz daha bekletebiliriz diye düşünüyorum. Öte yandan yan köye bakalım. Yan köydeki durum bende gayet iyi gidiyor bu aralar. Ama şurada bir gerçek ki, dilerseniz şunu bitirelim. Yine de istediğiniz kadar geliştirirseniz geliştirin, bir şeyler eksik kalıyor. Onu yine zaman içerisinde geliştireceğiz. Şimdi dilerseniz bir savaşa burada başlayalım. Hazır buradayken de 3 tane savaşımızı gerçekleştirelim. Şimdi buraya nereden saldırılır? Alttan saldırılabilir.
arkadan cadılarımızı gönderelim. Bu arada cadı saldırısını yapma artık diyen arkadaşlar görüyorum ama cadı saldırısı aslına bakarsanız hala en aktif olarak kullanılabilecek en kuvvetli saldırı. Bu yüzden cadı saldırısını tercih ediyorum. Bir de ben çok fazla cadı saldırısı yaptığım için cadıları yüksek seviyeye kadar geliştirdim. Diğer saldırılarda kullanabileceğim askerler o kadar yüksek seviyede değiller arkadaşlar. O yüzden cadı saldırısına biraz daha ağırlık veriyorum. Ama tabii ki isterseniz farklı saldırılarda denerim. Derken gitti, bak nerede durdu. Hemen ezicinin dibinde durdu akıllı. Neyse yani daha yüksek alabileceğim bir şeyden bu şekilde daha az alıyoruz. Tamam, bunu burada bitirebiliriz. Bakalım o ne yapacak. Bir yandan da ben dilerseniz şu saat kulesini bir hızlandırayım. Burada hala geliştirmem gereken şey var. Burada çoklu havanı 7. seviyeye basıyorum ki oyun içerisinde en uzun süreli geliştirmeye sahip olan öğe de bu. O yüzden büyük bir sıkıntım var. Bugün dilerseniz şunu artık bir 6. seviyeye geliştiririz. O da ayrı bir geliştirilecek şey. Şimdi öte yandan burada da bir saldırı yapacağım. Bu arada bu ağaçlar tekrar gördüğünüz gibi kar yağınca biraz daha dolu gözükmüş. Ben bu kadar fazla ağacım olduğunu farkında değildim. Ama olsun, Allah bereket versin. Ne alemdeyiz, şurada bir bakalım mı? Beni geçmiş mi onu bakmam yeterli. Evet, muhtemelen geçemeyecek. O 22 okçu varmış. Oo, bunun saldırısı bitmez arkadaş ya. En sevmediğim saldırı türü. 50 saat saldırırlar şimdi. Hakikaten eğer siz de böyle saldırıyorsanız arkadaşlar başka saldırı türü bakın. Allah aşkına bu kadar uzun süre saldırı olmaz ya. Yani sizin nasıl yüreğiniz yetiyor ben anlamıyorum hakikaten. Neyse bakalım başka bir saldırı ya. Aha, dondu sandım bir an. Geçiniz. Bu arada nerede en fazla, ne zaman en fazla ganimeti bulabilirsiniz diye bununla ilgili başka video hazırlıyorum. Şimdiden hazır durun bunun için. Çok güzel bir video olacak. Onu da şimdiden söyleyeyim. Bundan sonraki videoyu muhtemelen o olarak yayınlarım. Çok güzel bir şey var, tool var, araç. Çok güzel bir şekilde hangi saatlerde saldırırsanız en fazla ganimeti bulacağınızı hemen hemen çok doğru bir oranla size veriyor. Onu bundan sonraki videoda anlatacağım. Şimdi buna belki saldırılabilir. Çok ideal bir köy olmamakla birlikte maksat bir köye saldırı olsun diye saldırıyorum. Şimdi şu duvarları kırdık mı içeriye doğru bizim çocukları gönderebiliriz. İkinci saldırı yapmasına engel olalım. Bizimkiler içeriye doğru ilerliyor. Biraz daha hızlandıralım bunları. Tamam. Şimdi eyvah, büyücü başka yere gitti. Neyse, en azından biraz daha defans olur onlara. Şuraya bir tane bırakalım. Son olarak da şuraya bir tane bırakalım. Ne yazık ki Valkürlerle kahramanlar farklı yerlere gitti. O yüzden pek bir ilerleyemedik. %33 bandında kaldık. 191 bin iksir fena sayılmaz. Yani çok iyi bir saldırı değildi tabii ki, kabul ediyorum ama. Bakalım burada ne alemdeyiz. %61 ile 2 yıldız almış. Alsın, sorun değil, yeter ki şu saldırıyı bitirsin. Benim tek derdim oydu. Şimdi burada yine aşağıdan saldıralım. Muhtemelen burada çok fazla tabii bomba falan bekliyordum. Ona da hazırlıklıyım. Onları yememek çok önemli. Eğer onları yerseniz zaten bitmişsiniz. Şimdi güzel. Ben oraya varana kadar askerlerin bir kısmını göndermiş olurum. Bunlar da hiç değilse sağlı sollu biraz hasar verir. Şimdi yapacağım şey de şu olacak. Cadılar yaklaşırken bir de soldan asker grubu göndereceğim. Gördüğünüz gibi 3. dereceden maşallah saldırdığı için pek de bir şey yapamadı. Zarar veremedi. Dev top iner mi? Dev top inerse işim çok kolaylaşır. Henüz inmediği ama bakalım iner mi gibi gözüküyor. Evet, inebilir. Hadi oğlum, o dev top indirin. O dev top çok sıkıntılı çünkü. Bir kere daha vurmasın. Bir kere daha vurursa çünkü şeyi indirebilir. Hah, güzel. İndiremedi. Süper. Şimdi %100'e kadar yolum açıldı. Güzel. Şimdi köy binasını aldık. %61'i aldık. Bir kere daha savaş makinesini yükseltirsem, yükselttim. Çok rahat bir şekilde %100'ü alırız. Evet, güzel oldu.
%85. Biraz daha bekleyelim. Hazır şu kadar yüksek şeyimiz varken, bir de hazır burada savaş makinesinin canını da yükseltme imkanım varken yükseltmekte tabii fayda var. Güzel, süper oldu. Evet, %100'ü bu savaşta aldık. İnşallah o da bitirmiştir. Bitirmiş. Hemen doğrudan ikinci savaşa doğru geçebiliriz. Hiç vakit kaybetmeden. Havanım olmamasına rağmen yine de güzel bir saldırı oldu. Şimdi nereden dalabiliriz? Yukarıdan, şuradan saldırabiliriz gibi geliyor. Biraz beklemekte fayda var cadıları bırakmadan önce. Çünkü bomba bırakıyorlar akıllılar. Bir saldırıyı da ben şuradan yapayım. Güzel oldu. Fırın her ne kadar ateş etse de orada biraz daha içeriye doğru girebilmeyi sağladı bize. Şimdi savaş makinesini gönderelim. Evet, dev top bir tane ateş etti. Tekrar Allah'tan şeyleri, cadılarla birlikte olan düzenleri bozuluyor da cadılar çok hasar görmüyor. Derken evet, şimdi dev topa doğru biraz saldırabiliyoruz. Hemen arkasından köy binasına gideceklerdir. Köy binasını da rahat bir şekilde aldık. Aldık mı? Almadık. Ama alırız gibi geliyor. Ezici, tamam. Şimdi şu hava savunmasını da indirdik mi gerisi gelir gibi gözüküyor ama yine de tabii büyük konuşmayalım. Halihazırda hava savunmalarımız var. Evet, havanı alabilecekler mi? Havanı alır. Güzel. Hava savunmalarını alamadı ama sağda üstte bir tane araştırma binası var. Araştırma binasını alıyoruz. Evet, aşağıdaki okçu kulesini de alabilirdik ama alamadı. Neyse, sıkıntı değil. %74 de güzel bir rakam. Evet, bunu da almışız. Güzel. 3'te 2 oldu bu arada. Hemen yeni bir saldırı daha yapalım. Umarım son saldırı olur. Yani sıkıntısız bir şekilde alırız diye umuyorum. Buna nereden saldırır? Yukarıdan saldırabiliriz bence ya. Biraz bekleyeyim. Orada muhtemelen bir bomba bomba bir şey vardır. Yokmuş. Tamam, sıkıntı yok. Biraz ilerlesinler bakalım. O hava savunmasını kasten bekliyorum alsın diye. Eğer o hava savunmasını alırsa gerisi kolay. Ama umarım bizimkiler sola giderken bunlar sağa doğru gitmezler. Tamam. İki tanesi şimdiden gitti bu arada. Devlerin. Tamam, hava savunmasını böyle aldık. Güzel, sıkıntı yok. Şimdi ilerleyebiliriz biraz daha. Fırın aşağıda ama bizimkiler soldan gidiyor. Bu benim için bir artı. Çünkü hem eziciyi hem de havanı rahat bir şekilde alabilirim burada. Şu an dev top görmüyor. Bu da benim için büyük bir kar. Bu şekilde köy binasına da saldırabiliriz. Şimdi derken görmeye başladı. Fırın da bu arada tabii bana saldırıyor. O da kötü oldu. Bu benim köy binasını alma ihtimalimi azaltır. Ama bir yandan da bizimkiler ateş ediyor. Güzel. %61 ile çok rahat bir şekilde en azından şeyi aldık. O fırın inerse, ki indi, biraz daha ilerleyebiliriz. Belki şu eziciyi de alırım. Emin değilim. Çünkü çok fazla hava savunması var. Alamadık. Ama olsun, %64 fena bir rakam değil. Bakalım alabilmiş miyiz? Görelim. Evet, bunu da aldık. Bu şekilde bu 3 saldırıyı da başarıyla halletmiş bulunuyoruz. Evet arkadaşlar, genel olarak bölümün sonuna geldik. Ne düşünüyorsunuz? Sizce bu yeni güncelleme oyuna biraz daha renk katar mı? Biraz daha para dengesini getirebilir. Oyun içi iletişimi biraz daha kuvvetlendirebilir. 50. seviyeye kahramanların gidiyor olması bambaşka bir dünya. Bu konuda ne düşündüğünüzü yorumlar kısmında paylaşın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu şekilde yeni videolardan da haberdar olabilirsiniz. Son olarak da facebook.com/TurkçeClashOfClans benim sayfam. Onur.app.in'de Instagram sayfam. Oraya da bekliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.